çok farklı bir deneyim yaşıyorum. Sabah Çıkıntaş'ın sergisindeyiz. Barış Manço Kültür Merkezi'ndeyiz. Mavi Bir Renkten Daha Fazlası serginin adı. Sabahat, gerçekten çok etkilendim. Bu elbiseler beni benden alıyor. Hakikaten resimlerle elbiseler tek bir şeyi söylüyor, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bunların kurgusundan biraz bana bahseder misin? Özellikle üstümüze giyindik. Ne kadar etkileyici olduğunu göstermek de istiyoruz bir yandan. Evet, çok iyi. Zaten sizin giydiğiniz kostüm de 2014'teki bir sergimle ilgili. Deşifreydi hatta ismi. Ve deşifreyi, kadının deşifre zorluklarını ve gülün de aslında siyah olması da kadınların hüznüyle alakalı. Aslında kendimle ama bütün kadınlara da hitap ederek yapılan bir tasarımdı bu. O şekilde gerçekleşti. Eğer sizin sorunuza gelecek olursam tekrar, nasıl oluyor bu işler böyle sürüp gidiyor yıllardır? 2012'den beri ben sergilerime kostüm eklemeye başladım. Öyle bir şey çıktı ve bunu sürdürüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ve bütün yaptıklarımla da bütünleştiğimi hissediyorum. Tabii ki önce resimler üretiliyor ve son yıllarda da gerçekten hep mavi oldu. Bu üretimler olurken sergi projesine döndüğüm zaman bu sefer başka bir şey geliyor. Kostüm geliyor. Yani resimleri üretirken kostüm yapmıyorum. Ne zaman ki bir sergim olursa onun bütünlüğü içerisinde o kostümde birdenbire ve aynen resim yaptığım şekliyle üretiyorum. Yani bir çeşit beden enstalasyonu diyebilir miyiz bunlara? Tabii, kesinlikle diyebiliriz. Çünkü zaten tamamına baktığımız zaman benim işlerimde, sergilerimde sanatın büyük yelpazesini görebiliriz, görüyoruz. Yani soyutlamaları görüyoruz, performansı görüyoruz. Hangi dala bakmak isterse oradan Sabah Çıkıntaş hepsini bütünleyici olarak aslında izleyiciye aktarmış da oluyor bir taraftan. Bunu düşündüğüm zaman ben çok mutlu oluyorum. Hepsi içinde çünkü. Soyutlanmış bütün renkler, formlar neyse, ki ben bu yıl herhalde 33. yılım, 33 yıldır resim yapıyorum. Bu noktaya geldim ve böyle bütünleyici bir yanım var. Resimler üretiliyor. Sergi projesi olduğu zaman kostüm araya giriyor. Önce resimler, tabii. Sonra kostümler. Kesinlikle, ama bu arada bu süreçte de eğer elime geçen bir şey varsa, çünkü beyin sürekli onu düşünüyor. Hani bir sergi yaparsam nasıl bir şey yapabilirim? O arada da bir malzeme birikimi de oluyor. Örneğin güller gibi, aynalar gibi, işte ne bileyim, örneğin bu kostümü anlatabilirim. Kostüm gidip de bir iki metre tuval almakla ilgili değil. Bu kumaş öyle bir şey değil. Tam tersi, atölyemde güneşlik olarak duran çarşaf bu. Çarşaf tozlanmış, pislenmiş, ne yapayım der. İşte arayış o süreçte, o yani atölyede yalnız kalmanın şeyleri de öyledir aslında. Renk senin resimlerinin vazgeçilmezi. Her sergide bir rengin ya da bir, yani birbirini tamamlayan renklerin öne çıktığını görüyorum. Bu sefer de mavi öne çıktı. Evet. Öyle değil mi? Ve hatta şunu geçmişten bir şey söyleyebilirim. Siz sergilerinizde farklı renkler dediğiniz zaman, mesela kırmızı ile ilgili bir sergi yaptım ben. Kırmızı ve bir notum var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. O resimleri yaparken de şöyle bir not yapmışım. Niye ben kırmızı yapıyorum? Ve sonra da bir not düşmüşüm. Kanıyorum. Ve gerçekten kanıyordum o kırmızı işlerde. Onlar duruyor. Sonra o kırmızılar morlara geçti. Morlar, son yıllarda mavi yapıyorum. Dingin, daha sakin, daha ruhsal. Ha, ruhsal değil miydi diğerleri? Elbette hepsi içerisinde zaten. Sanatçının ruhunu, şeyini yansıtıyor. Fakat maviye geldiğimiz zaman ben kendi auramın, enerjimin mavi olduğunu söylemek isterim bu konuda. Auramın, enerjimin. Niye yani maviye çok tutunuyorum, çünkü yani sıkı sıkı tutunuyorum. Niye tutunuyorum? Belli ki o enerjimin rengi öyle bir şey. Serginizin küratöründen de mavi evet. Bir renkten daha fazlası, daha fazlası derken ne demek istediğini şimdi öğrenelim. Evet, Lütfiye Bozdağ'dan onu daha detaylı, daha sanatsal terimlerle dinleyeceğiz şimdi. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde Sabahat Çıkıntaş'ın Mavi Bir Renkten Daha Fazlası sergisindeyiz. Sanatçıyı uzun süredir takip ediyorum. Çalışmalarını yakından
biliyorum. Mavi bir renkten daha fazlası ne demek? Antik Yunan felsefesine baktığımız zaman dünyayı oluşturan dört temel arkeden bahsederlerken işte su, toprak, ateş, hava derken su ve havayı temsil eden rengin mavi olduğunu görüyoruz. Bir de biliyorsunuz 2 yıla yakındır pandemiyle mücadele ediyoruz. Karantina günlerinde kapalı mekanlara kapandık, evlere kapandık. Gökyüzüne hasret kaldık, deniz kıyısına hasret kaldık, maviye, özgürlüğe hasret kaldık. Baktım ki Sabahat da mavi renkler üzerinden son çalışmalarını yapıyor. Böyle bir sergi önerdim. O da mavinin kendi iç sesinden gelen, kendi enerjisinden gelen çok özel bir renk olduğunu ve mavinin onun hayatında da bir renkten daha fazlasını ifade ettiğini söyleyince serginin konsepti ortaya çıktı. Sabahat Çıkıntaş bu serginin hem öznesi hem nesnesi. Performans sanatı da içine katarak çağdaş sanat bünyesinde kendine ait dünyanın kapılarını bize açtı.